Herkese merhaba. Bugünkü videomun konusu iyi yaşama ve sağlıklı güzellikle ilgili. Konuğum da sağlıklı yaşam ve detoks danışmanı olan Gül Kaynak. Merhaba Gül. Merhabalar. Hoş geldin programıma. Hoş bulduk. Yine birlikte olmak çok güzel. Sana çok önemli bir şey soracağım. Evet. Gerçekten detoks güzelleşmek ve gençleşmek için kullanılıyor mu? Evet, gerçekten bizim anti-aging dediğimiz ya da reversing aging dediğimiz yaşı geri çevirmek ya da yaşından daha genç durmak için dünyada birçok uzman ve birçok kişi detoksifikasyonu kullanıyor. Peki mesela ne yapabiliriz? Hani böyle bir rutinin var mı? Hani ya da herkese önerdiğin bir rutin var mı diyelim? Yaşından daha genç, daha enerjik, daha ışıl ışıl durmak istiyorsan muhakkak suyu hayatına daha çok koyacaksın. Kahve değil, siyah çay değil, ayran değil, asidik içecekler değil, su. Suyu nasıl içeceğiz? Suyu buzdolabından çıkarıp ya da kaynar bir şekilde değil, doğadaki oda ısımızla aynı içeceğiz. Her zaman oturarak içeceğiz. Çünkü önce midemize sonra bağırsaklarımıza gitsin diye lıkır lıkır kafamıza dikmeyeceğiz. Onun dışında yine önemli bir şey var. Suyu daha alkali yapmak için içine ya limon, ya karbonat, ya elma sirkesi ya da her yerde satılan alkali damlalardan ekleyeceğiz ve bol bol su içeceğiz. Bence en güzel anti-aging adımı ya da tool'u dediğimiz yani aracı su. Peki en etkili detoks yiyeceği desem sebzesi, meyvesi, her yine şey içinde? Yine çok önemli bir soru bence. Çünkü bütün sebzelerin, bütün meyvelerin kendine göre şifası var. Ama klorofil dediğimiz yani sebzelere koyu yeşil rengini veren madde gerçekten çok alkali. Bir sebzeye baktığımız zaman koyu yeşilse elimiz ona gitsin. Peki kırmızılarla ilgili de böyle bir şeyler şimdi söyleniyor. Kırmızılar likopen içeriyor. Evet. Mavi ve siyah olan çok az sebze meyve vardır ve yemiş. Onlar çok değerli. Mesela blueberry dediğimiz mavi böğürtlen gibi. Ama seçim hakkımız varsa ben yine yeşil derim. Peki son bir şey daha soracağım bu konuyla ilgili. Şimdi yaza giriyoruz. Herkes zayıflamanın derdinde. Hepimiz, ben de. Bu konuda yapılan bence en büyük yanlışlardan biri de hani kafamıza göre takılmamız. Bunu yiyeyim, bunu yemeyeyim gibi bir şey yapıyoruz. Bu da bence dengeyi bozuyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ne gibi uyarıların olabilir? Valla ne güzel söylüyorsunuz. Biz şanslıyız. Sadece yazın belki daha ince görünmek istiyoruz ama Hollywood starlarını örnek alalım. Kırmızı halıda yürüyecekler, ödül töreni var, film var, şu var, bu var, çekim var. Yani vücutlarıyla da para kazanan insanların hep fit olmak için yaptıkları bir ipucu vardır. O da çiğ beslenmek. Çiğ beslenmek şu an gerçekten çok büyük bir gelen trend gibi görünüyor. Aslında dünyanın en eski şeyi sebzeyi, meyveyi ve yemişi çiğ yemek. Ne demek bu? Sabah kahvaltısı örneği vermek istersek zeytin çiğ pişmeden yeniyor. Domates çiğ, salatalık çiğ, işte ne bileyim biberler çiğ, avokado çiğ, ondan oturup yiyoruz. Ya da meyve yiyoruz, iki tane muz yiyoruz. Yanında çiğ kavrulmamış badem ya da ceviz ya da fındık yiyoruz. Öğlen kocaman bir salata yiyoruz. Akşam da mesela basit bir çorba tarifi, mikserin içinde domatesi, salatalığı, avokadoyu, zeytinyağıyla, tabii çiğ işlenmemiş zeytinyağıyla, sarımsakla, baharatla çekip bir soğuk çorba yapıyoruz. Yani çiğ beslenmek aslında kişiyi en çabuk inceltir. Çünkü bir kere çoğumuzun gluten, maya, yumurta ve süt ürünlerine laktoza intoleransı var. Evet. Bir kişi eğer sebze, meyveyle beslenirse, bir de bunları pişirmeden yerse daralacak. Peki bir de şu var, zayıflamaya çalışırken çoğunlukla bir tatlı krizine giriyoruz. Evet. Yani bunun için çok güzel bir tarifin olduğunu duydum. Evet, herkesin çok rahat yapabileceği, ofiste bile karıştırıp hemen yiyebileceği bir tarif verelim. Bunu bir yapalım mı burada? Hadi yapalım. Malzemelerimiz çok basit. Susam, ki çiğ susamda inek sütünden tam 7,5 kat daha fazla kalsiyum olduğu biliniyor. Kalsiyum oranı çok yüksek ve şahane bir yiyecektir susam. Onun dışında tarçın var. Hindistan cevizi yağı var, organik. Artık hepimizin bütün marketlerde bulabileceğimiz ve kilo vermeyi daha çok arttırdığı bilinen, güç veren ve Alzheimer, Parkinson için hücreleri yenileyen bir yağ çeşidi. Çiğ kakao, yani işlem görmemiş, sütlenmemiş, bitter ve raw dediğimiz çiğ kakao. Agave şurubu da birazcık tatlandırmak için. Böyle bir kasenin içine önce susamlarımızı koyduk, gördüğünüz gibi. Bir çorba kaşığı, bir iki çorba kaşığı olabilir. Onun dışında yine bir tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi yağından koyduk. Biliyorsunuz Hindistan cevizi yağı katı ya da sıvı olarak iki halde bulunabilir odanın sıcaklığına göre. Onun dışında yine bir çay kaşığı kadar agave şurubu koyuyoruz. Agave şurubumuzdan da ekledik. Onun
dışında agave şurubu şeker olmamasına rağmen biz her tatlı şeye birazcık da tarçın ekliyoruz ki yarım çay kaşığı kadar. Tarçın biliyorsunuz içinde doğal insülin var. Tat esintisi olsun diye. Evet, o var, bir de daha da önemlisi doğal insülin var. Yani dünyanın her yerindeki bütün tatlılarda tarçın kullanılması tesadüf değildir. Hindistan'a da gitseniz, İngiltere'ye de, Amerika'da bize de gelseniz bir sürü tatlıda tarçın kullanılır. Çünkü o şekeri dengeliyor vücutta. Kilo vermek isteyenlerin insülin dengesinin yüksek olduğunu ya da ailede şeker hastalığı eğilimi olan kişilerin tarçını masalarında biz tuzluk biberliğin yanında koymalarını istiyoruz. Mesela ben çayıma koyuyorum bu şeyleri. Şahane. Kabuk şeklinde. Var ya, aynen, evet. Çayıma koyuyorum ve sadece şeker koymuşum gibi aynen oluyor. Öyle. Aynen öyle. Bir tatlı kaşığı kadar da çiğ kakaomuzdan koyuyoruz. Tekrar malzemelerimizi saymamız gerekirse ne koyduk? Çiğ susam koyduk. Hı-hı. Hindistan cevizi koyduk. Agave şurubu, tarçın ve çiğ kakaodan koyduk. Ve şu şekilde karıştırdık. Eğer bundan top haline getirmek isterseniz içine birazcık hurma koyup hurmanın biraz daha sertinden kullanabilirsiniz. Ama şu hiçbir şekilde kilo aldırmaz. Bizim bütün detoks yapanlarımız tatlı olarak öğleden sonra bu şeker aşırı geldiğinde bunu yer ve gerçekten tatlımızı istiyorum. Bu peki basit tatlımızı. Peki mesela bunu ben günde ne kadar yiyebilirim? Çok güzel. 2 çorba kaşığı çiğ susam, 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 çay kaşığı agave şurubu, 1 çay kaşığı kakao ve hafifçe tarçından oluşanı her gün bir kere yiyebilirsiniz. Şunu bir kere yiyebilirim, öyle evet, mi? Evet, evet. Ve yeterli süper. Olacaktır diye düşünüyorum. Yani gerçekten süper. Afiyet olsun. Gerçekten süper. Denemenizi gerçekten öneririm. Çok güzel. Eline sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Bitirmeden sana bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi ben her konuğuma soruyorum. Evet. Bu bizim programımızın özelliği gibi bir şey. Tamam. Seninle ilgili hiç kimsenin bilmediği, şimdiye kadar kamuoyunun duymadığı bir sırrını bizle paylaşsan. Tamam. Ben üniversitede normal kiloluyken, üniversite hayatından sonra girdiğim işte tam 25 kilo olarak, 1.55 boyda 25 kilo yuvarlanarak giden bir obez kız olarak başladım. Hiç inanamıyorum yasına. Şu anda yani söylediğine. Evet, ve devamlı kalori sayıyordum. Herhalde sırrım bu. Yani obez olmamın sırrı devamlı kalori sayıyordum. Bu yüzden devamlı diyet kolalı içecekler, diyet bisküviler, kahveyi şekersiz, işte her türlü kalori sayarak günde bir kilo aldığım zamanlar oluyordu. Ne zaman ki doğal beslenmenin vücuttaki anti-aging özelliğini, inceltici özelliğini ve enerji özelliğini keşfettim. Gerçekten bütün hayatım değişti. O yüzden bana gelen obez danışanlarımı çok iyi anlıyorum. Ama tekrar söylüyorum, sır olarak söylüyorsanız ben de gerçekten çok kötü beslenen ve kalori sayan ve obezitenin kenarından dönmüş bir insanım. Yani tamamen karşı olduğun her şeyi yapmıştın. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum bu samimi itirafından katılımın için. Bugünkü videomda Gülkaynak'la beraber susamlı enerji bombası yaptık. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.